Şimdi kanserde gen tarama testleri. Bir kişi diyelim ki ailesel bir genetik kanser riski taşıyor. Hangi kanserlerde bu tür gen haritalama testleriyle kişinin riski olup olmadığı belli Şimdi olabilir? o iki şeyi aslında çok Ayırmak teşekkür lazım. ederim güzel soru için. Hani gen taraması dediğimiz zaman genetik deyince hemen ailesel gibi algılıyoruz. Bunlar birbirinden tamamıyla farklı şeyler. Biz yani ailevi kanserler bütün kanserlerin sadece %5'ini oluşturur. Ama kanser genlerin hastalığıdır. Yani genlerde oluşan bozukluklar sonucunda olan bir hastalıktır. Ama bu genlerdeki bozuklukların sadece %5'i ailesel zeminde gelişir. %95'i çevresel faktörlerle gelişir. Biz genetik haritalama dediğimiz zaman ailenin risk altında olup olmadığını görmüyoruz aslında. Bir takım ailenin risk altında olduğunu gören testlerimiz de var. Ama onlar dediğim gibi bütün kanserli vakaların %5'ini oluşturuyor sadece. Örneğin ailede birden fazla birinci derecede akrabada meme kanseri var. 40 yaş altı genç meme kanserleri var. Bunlarda o genetik testlerin ailevi kanser açısından genetik testlerin yapılması gerekiyor. Ama bu demin sözünü ettiğimiz genetik haritalama o kişinin tümörünün genetik haritası. Ve o bilgi bize tümörün ailevi olup olmadığı konusunda çok fazla bilgi vermiyor. O tümörü nasıl tedavi edebileceğimiz konusunda bize yol gösteriyor.